Beni henüz görmediniz ama hepiniz tanıyorsunuz. Neredeyse 7 aydır annemin karnında yaşıyorum. Ama artık kocaman oldum, buraya sığamıyorum. Üstelik çok sıkıldım. Bir an önce dünyaya gelmek istiyorum. Ne yazık ki annem benimle aynı fikirde değil. Olsun, ben kararımı verdim. Çıkıyorum artık. Hayır, ne demek şimdi çıkmak istiyorum? Eğer şimdi çıkarsan senin peri olduğunu herkes anlar. Anne, eğer doğmama izin vermezsen sihirle çıkar başka birinin ruhuna girerim. Böylece doğacağım gün gelene kadar başkasının bedeninde istediğimi yaparım. Hayır canım, olur mu hiç öyle şey? Peki o zaman sen bilirsin. Benden günah gitti. Şimdiden affedersin anne. Gitti. İşte oldu. Yaşasın, çıktım. Beni doğurmaya karar verdiğin gün seslen anne. Ancak o zaman geri döneceğim. Nereye? Toprak. Ay. Kaçar kaçmaz önce Taci dedemi görmeye gittim. Merhaba Taci. Merhaba. Tanıyamadın değil mi? Benim dede. Dedem ruhuna girip sihirler yapmama izin verdi. Beraber çok eğlendik. Ay, bu arada annemler her yerde beni arıyorlardı. Toprak kızım, neredesin? Bizse dedemle peri kitabından onu eski haline çevirecek sihri bulup çözmeye çalışıyorduk. Şimdi dedeciğim, o sihri bulalım ve bozalım. Ama tam o sırada yakalandık ve... Hayır, buna izin vermeyeceğim. Yakalanıp annemin karnına dönmeyeceğim. Beni saklayacağını düşündüğüm için Çile'nin yanına gittim. Onu Sadık eniştemin iş yerinde buldum. Ama çok mutsuz görünüyordu. Ben de Çile'yi eğlendirmek için Kendal dedemin ruhuna girdim. Onu oyun meraklısı, çocuk ruhlu birine çevirdim. Ama ne yazık ki bu durum fazla uzun sürmeyecekti. Ben geldim. Ne işin var senin Kendal amcanın içinde? Söyleyemem. Annemlerin bilmemesi lazım. Kimseye söylemem gerçekten. Çilek beni fark edince kaçıp kimsenin beni görmeyeceği bir yere gitmeye karar verdim. Betüş teyzemin evine. Orada neler yaptım neler. Olamaz. Olur işte. Bal gibi olur. Sen ne bağırıyorsunuz ya? Ya ne oluyor, bir şey söylesenize. Firuze abla nerede? Buradayım Cem. Gel bak ne oldu bana. Abi, ne olursa sihirli olduğuna inanırsın. Söyle. Mesela aniden zayıflarsam inanabilirim. Hay. Durdu ya. Sırayla herkesin ruhuna girdim. Bir sürü sihir yaptım. Firuze ablayı televizyona hapsettim. Cem'i zayıflattım. Tuğçe'yi havalarda uçurdum. Çocuklar, burada neler oluyor? Ben sihirle zayıfladım. Bu manzarayı gören annem deliye döndü. Toprak! Yeter artık! Çok ileri gittin. Neredeysen çabuk çık dışarı. Hayır! Beni yakalarsan hiç affetmeyeceksin, biliyorum. Bakın kaçıyor. Çabuk yürü işte. Ay, siz gidin. Benim takatım kalmadı, bittim. Onların elinden kurtulunca soluğu kafede aldım. Orada Avni amcayla karşılaştım. Onunla çok iyi anlaştık. Suzan'ı kurtaracaksın bu durumdan. Ona benim yanımda perilerin var olduğunu anlatacaksın. Tamam, yapıyorum. Yapma! Beni burada da mı buldunuz? Hiçbir yere gidemezsin. Hoş geldin kızım. İşte maceranın sonu. Annemin karnına geri döndüm. Ama işin iyi tarafı, Perihan teyze haftaya doğabileceğimi söyledi.
Nasıl yani? Erken doğum Edacığım. Yoksa bu haylazla hayatta başa çıkamayız. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.